Dün akşam bir ödül töreni vardı. Bir moda dergisinin düzenlediği özel bir geceyi ünlü Akın'ı efendim vardı. Ben gitmedim. Sen gittin mi? Yok hayır, ben böyle şeyleri sevmiyorum. Sıcaktı zaten. Biliyorum. Hayır, çünkü şundan sevmiyorum. O kadar giyin et falan filan. Zaten İstanbul'un boğazında bir yerde trafik mıcık mıcık. Ha 3-5 tane şöhret meraklısı insan varsa gitmiştir zaten. Anladım. Görelim edelim diye. Evet, olabilir. Ya da işte ödül alacaklar, ödül verecekler hikayesi var. Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı. Dilerseniz geceye kimler katılmış, neler giyilmiş, neler yaşanmış yakından bakalım. Kimi yalnız katıldı, kimi sevgilisiyle. Kimi şıklığıyla konuşuldu, kimi güzelliğiyle. İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir gecenin ödül törenindeyiz. Kimler yok ki gecede? Pembeler içinde gösteriyor kendini Zeynep Bastık. Serkay Tütüncü aşkı soruluyor. Keyfim çok yerinde. Her şey bayağı iyi gidiyor. Hayatımın en güzel dönemlerinden birini geçiriyorum her anlamda. Dünya listelerine girince. Her anlamda gerçekten 2024 bana çok iyi geldi. Ve gecede payetli elbisesiyle boy gösteren Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'la mutluluğu yakalamışa benziyor. Geceye tatlı bir sürprizle katıldığını söyleyen Akalay, bakın sürpriz hakkında nasıl bir tüyo veriyor. Bu sene tatlı bir sürprizle katıldım. O yüzden çok mutluyum. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Sürpriz Hakan mı? Sürpriz, o gerçekten bu senenin sürprizi bana ya, hayatın sürprizi. Tuğba Büyüküstün dağınık saçları ve derin dekolte elbisesiyle adeta fırtına gibi esiyor. Yaz sezonunu nasıl geçireceği sorulan Büyüküstün ortalama bir cevap veriyor. Bilmiyorum şu anda, yani büyük bir belirsizlik var. O yüzden ben de merak ediyorum nasıl geçeceğimi. Gecenin bir başka yıldızı Demet Özdemir. Yıldırım Mayruk imzalı bir elbise giyen Özdemir, zarafetiyle göz kamaştırıyor. Geceye nasıl hazırlandı dersiniz? Onlar böyle beni görünce bırakmıyorlar. Yoksa bitti de zaten. Sonra 1,5 saat sürdü. İşte sevdiğim ekiple olunca benim için çok hazırlanmak gibi de olmuyor açıkçası. O yüzden çok güzel aktif gitti. Mert Demir iş yoğunluğunu bir kenara bırakıp gelmiş. Demir'e Serenay Sarıkaya soruluyor. Sürekli konserlerin olduğu bir dönemden geçiyorum. Açıkçası çok fazla dinlenmeye vaktim de olmuyor. Serenay Hanım'ı da sorsaydık birlikte bekledik ama. Yok, o tatilde. Edis de tarzıyla dikkat çeken isimlerden. Boynundaki kolyenin özel bir anlamı var mı? Çok teşekkür ederim. Vereyim mi, ister misin? Gerçekten çok hoş, ilk defa görüyorum böyle bir konuyu. Çok güzel bir markanın bu geceki bana şahane bir eşliği diyeyim, öyle söyleyeyim sana. Gecelerde görmeye alışık olmadığımız bir isim Gülse Birsel'leyiz. Alırsınız kapakta yine gülen yüzü. Ekranda dönecek miyiz? Tabii yani şöyle işte zaten bir dizi yapılacak, evet. Önünde sonunda o belli oldu. Ama o dijitale mi televizyona mı, ikisi de aynı eşit ihtimal şu anda galiba. Ve gecenin beklenen çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı siyahlar içinde beliriyor. Güzel bir ödül töreniydi. Neler söylemek istersiniz? Çok güzeldi, çok keyifli bir ortam vardı içeride. Evet, çok güzeldi. Tüm ödül alanları da tebrik ediyoruz. Evet, bir çiçek görüyorum ama bir yaz değil herhalde. Yani bir ateş var. Evet. Doğru mu? Ne kadar değişik bir soru. Ya çok yaz gününde böyle bir evet. Gelinir mi ya? Arkadaşlar teşekkürler. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok fazla göremedim. Ve sonunda görüldüler değil mi? Önce bir kanda nerede acaba, yalnız mı değil mi diye demiştik. Adam işin salı canım, her yere de beraber mi gidecekler? Tabii yani canım, işi aynen. Var, gücü işte var bak, adamın yani. Ortak alanlar. Öyle yazmaz sorusu da ben. Yani ben de mesela böyle bir geceye gitsem siyah. Ya, full siyah. Şimdi soru tabii. Çorap evet. Dahi siyah.
Aynen, yani çok şık bence. İkisi de çok şık ve çok bir, ciddi bir uyum içindeler yani. Hande'nin kıyafeti bence gecenin en iddialı kıyafeti. Evet. Hande hiç böyle, yani bugünlerde son derece kıyafetleriyle kendinden, adından söz ettiriyor. Ciddi cesur tasarımlar giyiyor. Bu da yine bir Türk modacımızın, Özgür Masur'un bir kıyafeti. Onun için tasarlamış. Kendim tasarlamış yoksa bir ya, ilham aldığı bir şeyler var mı? Öyle yazılar çıktı gerçekten. 2020 yılında yine bir yabancı bir modacının defilesinde buna benzer ama çok daha cüretkar bir modeli. Serdar Ortaç varmış. Demişti ya, zaten 8 tane nota var. Bütün şarkılar birbirine benzeyebilir diye aşağı yukarı. Herhalde bir tane bir bedenden bahis açıyoruz. Neresine ne yapacaksın? Evet. Bu açıdan yaklaşanlar da olabilir. Neresine ne yapacaksın? Güzelmiş. Ben modayı bir an, şu anda katlettin yani. Peki. Çok güzel fotoğraflar. Yani gecenin hakkını vermiş. Saçı, kıyafeti vesaireyle. Siyah giyer miydin, tercih eder miydin diye sorsam böyle bir geceye böyle bir renk. Evet, çok dikkat çekici kesinlikle. Asil de bir renk. Her şeye gider. Kir de göstermez. Giy 10 gün boyunca kokmaz etmez. Valla ben daha yaz renklerinde, daha ışıl ışıl, daha pırıl pırıl görmek isterdim kendisini açıkçası. Ya zaten kan da yeterince gösterdi kendini yani. Bu evet. Sefer de böyle olsun demiştir. Evet yani. Bu da çok düşünsene, değişik. Biz de her gün yayına çıkıyoruz. Bugün ne giyeceğim? Bugün de bunu denedim hadi. Aynen. Yani. Demet'e ne diyorsun? Demet güzel. Yani Yıldırım Bey'in bir elbisesi. Evet. Ben epeydir yani Yıldırım Bey'in biçki dikiş yaptığını çok duymamıştım ama bu güzel yani. Gayet çok hoş güzel. Bir şey yani. Bu kıyafeti 2020 yılında, bundan 20 yıl önce Victoria Beckham giymiş. Aynı zamanda işte bu kıyafet. O kıyafet. Yani. Arşiv mi diyoruz? Evet, buna? Bir arşiv kıyafeti. Yazalım. Dolayısıyla da çok güzel bir kıyafet. Taşıması da kolay değil ama gerçekten balık gibi değildir. Harika taşımış elbiseyi yani. Çok beğendim. Hiç baktı işte bir öyle takım akı bir şey de yok. Güzel. Çok sade. Kendi zaten baksana disko topu gibi elbisenin kendisi. Otururken biraz daha belli. O kat 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 kat. Evet. Harika bir elbise gerçekten. Büyük işçilik var. Çok da yakışmış. Yakışmış. Bu arada tabii diğerlere de bakarız. Mesela Haluk Levent yılın aktif vatandaşlık evet. ödülü alıyor. Çok güzel değil mi? Evet. Haklı çok güzel. Yani. Yılın aktif, hani genelde rockstar bilmem ne yok, böyle şarkı, bir türkü hiç vesaire. Sen hiç duydun mu yılın herhangi aktif bir ödül vatandaş töreninde? Ödül. Ben duymamıştım. Ben yani de. Haluk Levent de diyor ki zaten ben bu ödülü niye aldım? Çünkü aktif vatandaşmışım. İnşallah bir günde sanatımdan dolayı alırım. Evet. Zeynep bastı. Geldi seninki. Pembişleri giymiş. Zaten hani bu akşam ben böyle hani ünlü oyuncak bebek var ya, bu sene filmleri de çok şeydi, revaçta yine. O pembeden yola çıkmış. Yani güzel taşımış. Şimdi gerçekten hani sıfır yağ falan derler ya karında. Baksana yaza hazırsın Zeynep'ciğim. Şu kadarcık bir şey. Evet. Ya. Yaza zaten yapı olarak da sürekli hazır. Yaza, evet. Kışa sürekli olarak hazır maşallah. Saçında bir değişiklik var mı? Yok. Devam edecek anladığım kadarıyla. Bu şekilde yazında bol bol görürüz. Güzel kıyafet diyoruz çok değil mi güzel, Evrucuğum? Sıkıntı güzel. Yok burada. Zeynep peki. Çok yetenekli. Çok seviyorum. Aa, geldi bir başkası. Aa, turkuazlar mı bunlar? Çok güzel. Aybüke. Aybüke. Aybüke Pusat. Son dönemin yükselen yıldızı. Hı hı. Çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Çünkü çok iddialı ve farklı. Farklı özellikle. Taşımış. Evet. Taşımış mı? Taşımış. Bir gömlek elbise giymiş. Şort mu? Mini etek mi? Ne anlamadım. Evet. Şort değil değil mi? Hı, tamam. Papuçlar da gayet iyi. Evet. Transparan modasına uymuş. Kravat orada. Yerine bir de çiçek kondurmuş. Evet. Daha evvelinde bir arkadaşla lotus çiçeği vardı. O başka bir yere kondurmuştu. Bu da boyuna kondurmuş. Evet. Güzel olmuş. Hadi bakalım maşallah. Çok güzel. Çok yakışmış. Vay vay vay. Zaten. Ünlü çiftimize gelelim. Oo, bu yılın herhalde en önemli aşk dedikodularından bir tanesiydi. Gerçeğe dönüştü. Bayağı da mıç mıçlar tabiri caizse. Çok mutlu görünüyorlar değil mi? O, tabii çok kıymetli bir şey aynı zamanda. Bir de herkesin içinde bunu yaşamak da çok güzel. Birce de yılın dijital performansı ödülünü almış. Ne yaptı ki dijital? Dijitale yapmış olduğu işlerle oradaki performansından dolayı. Anladım. Yani değişik kategoriler var gerçekten dediğim gibi. Biraz da dizayn edilmiş kategoriler bunlar. Diğerlerinden farklı adlandırılmak için güzel. Bence üzerine düşünülmüş. Hakan'ın kıyafetini ben sevdim. Saçları apayrı güzel. Hakan evet, saçları çok güzel ama değil mi? Yani Hakan'ın. Bir erkek olarak ne diyorsun? Çok güzel diye bir ifadede bulundum. Herhangi bir şekilde de çarpıtmayalım. Çok da güzel maşallah. Evet. Ha, ben de böyle bir saç olsa yapar mıydım? Düşünürdüm. Şeyi ceketi de iyi değil mi? Eski noter ceketlerine benzer ama onu bir siyahla böyle pantolon, kıvamlamış. Moda bak mesela Hakan'da da siyah siyah. O da bir yasta. Olmaz. Evet. Güzel ama renk uyumları kötü. Sevmedim. Kahverengi şey. O da mı siyah giyseydi? Yok. O da kahve.
başka bir şey. Ya şimdi bu stil gecesi aslında. Yani oraya giden insanlar özellikle kıyafetleriyle de bir adım öne çıkmaya çalışıyorlar. Çıkmışlar. Fark yaratmaya. Çünkü zaten hepsini bildiğimiz, gördüğümüz, izlediğimiz insanlar. Bence kahverengi payet elbise de çok güzel. Birce'nin çantası açıktı galiba. Dikkat etsin yani. Öyle elit ortamlar falan filan ama ne olacağı belli olmaz. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Evet. Tuğba hiç büyümüyor. Baksana Tuğba hiç yaş almıyor. Vallahi Tuğba'cığım. Aynı bu dondurulmuş şekilde duruyor. Bak şu saçıyla başıyla affedersin çok beğeniyorum. Çok güzel. Of 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 bir de güzel kıyafeti takılar de güzel. Değil mi? Çok iddialı. Yani kim der iki çocuk annesi diye Tuğba'ya. Gerçekten yaşsız bir görünümü var her zaman. Sade, çok sade bir güzel. Rengi de çok güzel. Yaz tatiline karar veremedik. Biz de veremedik ki çünkü çok fazla seçenek var. Vizen varsa, tamam mı? Schengen'in şu bu falan filan varsa seçenek o kadar fazla ki. Çünkü yurt dışı çok ucuz bir taraftan da. Hani nereye gitsem acaba diye düşünüyor insanlar. Doğal olarak. Vize alabilmek için yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra alabildiğim vize süresini sor bana. Kaç? 6 ay. 6 aycık. Bunun içinde de kaç gün orada durman lazım mesela? 10-15 gün mü acaba? Evet. Düşün. Yani vizesi varsa gider rahatça istediği yere ya da ne bileyim vizesiz yerler var oralara yani gider. Yani yurt dışını düşün yani akıllara gelmesine gerek yok. Mesela Ayvalık'ta ne kadar mutluydu hatırlasana buradan nasıl gideceğim falan. Ama dönüşü falan çok hüzünlüydü. Evet. Belki yeniden o hüznü yaşamak istemiyordu. Evet Allah Ayvalık'ı çok sevdi ama dönüşü bana hüzün veriyor dediyse gitmez oraya bir daha. Ve Tuba hep yalnız çok farkındaysan. Güzel. Rengi çok güzel. Kendi de çok güzel ve yalnız. Hmm. Evet. Belki içindeki kalabalıkla meşguldür şu an. Çünkü çok fazla düşünceleri var ya. Bu arkadaşımız da Sinem kıyafeti. Cep mi nedir o araya bir şey sokuşturmuş. Orada güzel. Kanguru cebi diyoruz biz ona. Yan kanguru. Evet. Evet cepli yani. O da değişik bir kırmızı. Çarpıcı bir renk giymiş. Daha saçları normal hani Sinem'in klasik saçlarından. Hı. Beğendin bilmiyorum ne evet, dersin renk açısından değil mi? Sinem de gayet güzel taşıyor maşallah. Evet. O da 3-5 çocuk. Kaç? İki tane var kızı var. Allah 3-4 tane gibi daha nasip eder inşallah. O bak fiziğine de gayet iyi bakıyor. Bu ara çalışmıyor anladığım kadarıyla. O bu Avaremo zaten. Avaremo. Evet. Proje hatırla. Bakıyor. Edis Edis'e bak ne giymiş öyle. Aa gömlek çok güzelmiş. Ben de giyerim vallahi bana verse. Böyle çok hoş olur. İşte stil yani bu işler için. İşte stilistler deniyor. Bu gece için. Sokak stilist dolu o zaman. Git çık Eminönü'ne. Küçük pazar vardır. Hep böyle. Hep böyle değil tabii. Küçük pazar bölgesi, belki biraz daha Beyazıt'a çıksa, o harikulade. Demek ki sokağın stiline, istiniz kendisine yansıtmış. Aynen. Olmuş kardeşim. Avaremo, o tarz. Sokak stili diyorsun. İşte bu da demek ki bu dönemde trend ki stilistlerin merceğine girmiş. Ya da trend yapmaya çalışıyorlar. O da olabilir, tabii. Her şey olabilir. Öncüler ya sanatçılar, ya toplumun öncü itibariyle şimdi Ediz de sahnede estiriyor, geçiyor, gidiyor. Yani beğenmediği bir şeyi de giymez. Dolayısıyla evet ben bununla farklı olurum, kendimi de iyi hissettim demiştir. Şimdi ben sana giydirebilir miyim şu gömleği gel Muratçığım bugün yayına bununla çıktıysam? Hayatta dinlemezsin beni mesela. Yok asla. Kafam neyse onu çok giyerim. İlham veren isim yılın Norm Ender. Evet. Tabii ki. 1923 değil mi bizim 100. yılımızdı ve öyle bir marş yaptı ki ne Tarkan'ı ne Kenan'ı hepsi geriden geldi. Norm Ender'in şahane doğru bir ödül olmuş. Yılın stil sahibi müzisyeni Mert Demir o da atleti bıraktı, bıyığı kesti. Biraz böyle normal bir tavırla yılın stil sahibi ve tabii ki yılın televizyon performansı kuşkusuz sevgili Demet Evgar. Bravo. Şahane. Güzel. Böyle böyle ödüller almış arkadaşlar. Yılın stil ikonu Zerrin Tekindor olmuş. Yani birçok isim birçok ödüller almış. Hayırlı uğurlu güzel olsun. Güzel hayırlı uğurlu olsun her birine. Var mı başka bir şey? Görmediğimiz kimse kaldı mı? Konuşmadığımız kimse kaldı mı diyelim. Ediz'i de konuştuk. Hepsini de konuştuk. Çok güzel olmuşlar. Emeği geçen herkese. Ediz'in de albümünü bekliyoruz ya. Ama yaz zamanı şimdi çıkar. Bayramdan önce 3-5 herkes bir böyle ondan sonra stil stone canavar gibi gelirler. Yaza damgasını vursunlar.